11. olağan genel kurulumuzu yaptığımız günden beri 20 ayı tamamladık. 20 aylık süre zarfında sizleri temsilen, cemaatimizi temsilen, sadece bir elimizi ve Eskişehir Derneğimizi biliyorsunuz, tüm köylerimizin, tüm ellerimizin, Türkiye'de yaşayan bütün Karaçay, Malkar milletinin lokomotifi, merkezi durumunda bir dernek Eskişehir Derneği. Biz de bu merkezdeki, bu büyüklükteki bir derneği belli bir yere getirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık sizlerle beraber, sizlerin desteğiyle. 20 aydır çok büyük işler yaptığımıza inanıyorum, sizlerin desteğiyle. Tabii sizler olmasanız bu işleri biz yapmamız da mümkün değil. Niye? Derneğimizi büyütmek, geliştirmek, gelecek nesillere taşımak, gelecek nesillerin geleceğini teminat altına almak için çalışmaları yapmak durumundaydık. Hepinize yardımlarınız için, yönetim kurulu süresince bizlere yaptığınız, verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündem bir hoş geldinden sonra divan başkanını oluşturmadan önce arsalarımızla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili açıklamalarımız var. Bunları ben Rıza abimizden rica edeyim. Rıza abimiz arsaya yaptığımız bağışları herkesin en büyükten sırasıyla nasıl, ne şekilde yardım etmişler onları hepimiz bilelim. Herkesin bilmesinden fayda var. Ben sözü Rıza abiye vereyim. Bağlı cemaat, Salkeli'yiz. Arsa alımına gerçekten çok duyarlı oldu cemaatimiz hepsi. Biz de Bulan'ı hiç olmazsa isim olarak zikretmek isteriz. Alan milletlerimizin zaten hepsi bilirdi. Ama alanı ben miktarlarını
baştan başlap kuruluğuna göre Engişke doğru bir atlar mektup ezberinde sizin huzurunuzda. Hepimiz bir dileyim. Abay Kanlı İnşa, Mehmet Yaşar Bilici, Cahit Tokoğlu, Abdülvahit Tabakçı ve oğulları, Bekir Özbay, Burhan Önalan, Fatime Enver Çınar, Dernek Kadın Kolları, Abdullah Yıldırım, Necati Bülger, Yusuf İzzet Demircan, Mesut Özil, Mustafa Şancı, Beytullah Asil, Şamayları, Yusuf Demir, Erdal Kuday, Selçuk Özil, atım vermek istemeyen bir vatandaşımız. Proje koordinatörünün maaşlarından arttıranlarımız var Dalay. Hüsamettin Angün, Şükrü Molla Yıldırım, Necmiye Celalettin Demircan, Ömer Lütfü Tabakçı, Şadan Korkmaz, Eşref Çetinkaya, Zekiye Nur'dan Önalım, Kadir Sarıböcek, Necati Alkin, Naci Akıl, Yasin Matçı, Nevbahar Bahçe Göktürk, Musa Korkmaz, Semra Önalan Görücü, Adnan İncilay Cangöz, Süleyman Semra Deniz, Mustafa Dinç, Celal Hastemir, Vildan Akil Okal, Naci Talha Akil, Neşe Dülger, Ömer Duru, Hakan Bilginer, Kadir Kaya, Hüsnü Küçük, Gürbüz Akbay, Semiha Tabakçı, Necip Tutkun, Sevim Dülger, Vahit Kaya, boşaldı hep trabolsuz ama başka. İnşallah sonradan daha da köpler de korktuz. Kenan Bilgin, Metin Demir, Sırma Kılıç, Şaban Duru, Ayser Mirza, Ahmet Zahide Botaş, Faysal Koçlar, dernekten yine. Fuat Angün, Şemsettin Yıldırım, Faruk Dombaycı, Nedim Korkmaz, Hikmet Uras, Ayhan Uras, Necdet Eldemir, Şefika Denizli, Muhterem Açıkköz, İsa Bulur, Nafi Bulur, Seyfettin Doğan, Mehmet Korkmaz, Ramazan Doğru, Şamil İsmail Uysal, Zekeriya Karsavur, Seyhat Kuday, Hüseyin Bahçe, Musa Doğan, İmran Doğan, Mustafa Doğan, Kadir Korkmaz, Selpınar, Saadettin Kuday, Saadettin Demirok, Yıldız Koçkar, Muminat Uysal, Oğuz Öğüt, Neşe Bay, Başkurt Özbay, Yahya Yeşil, Tuncay Bicioğlu, Şahin Çınar, İsa Acı, Meryem Bahçe, İlyas Batça, Fatoş Özcan Taş, Hava Cihangir, Aslan Erentor, Bilal Keskiner, Sefa Bektaş, Vahide İnal, Kadir Hastamir, İlhan Önalan, Rabia Demircan, Ercan Özcan, Ayşe Yıldırım, Hamza Hastemir, İlmi Bayçara, Aksız Şenol Koç referans vermiş, Özkan Karaçay, Asiye Duru Özer, projeden arttırdığımız yine bir açık vardı, bir amanat açık vardı. Anı bulabilerek toplam 410 bin lira abucamağa çıkıp ciğit başlığa. Hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Bana bulağa alışına gidip kızdı. Batırcası Muamba mı? Batırcası Muamba mı? Atsız dep bari lan. Atın dergizde mi yemek işi var? Hani haricinde bilgeniz var ise biz ne? Benim ben Arapçasını da okumadım. Alparslan Yıldız var ya. Okumadın mı? Güzel. Abi, belki Nemahatlan'la bulur. Tamam. Önem Türk. Önem Türk de ben ama kesim için sormadım. Yani atacağız ama ben. Yok ben tamamıyla. Bir şey yok. Git şu. Tamam. Tamam tamam. Sen yetmiş. Tamam tamam sen. Abay Hanlılar Limited şirketinde şu anda aramızda yok mu? Niyaz abi gelmedi herhalde. Mehmet Ali Küçük. Gel. Allah'a emanet. Küçük. Hüsnü abi, sen git bir dakika. Bir dakika Hüsnü abi, gel de. Niyaz abi ya da, Niyaz abi ya da çağırız benim. Kahpali geldi, kendisi ama bunu dernek yetkin yardımlarından dolayı
Niyazi amcaya bir baktım. Bu da nemesidir. Mahfuzu. Beksavoğlu, Allah razı olsun. Zehmet Yaşar Bilici yoktu. Ya da Abdülhamit Tabakçı ve oğullarına ulaştırabilir. Cahit Tokoğlu. Haydar Tokoğlu. Özünde de kişi yok mu? Bekir Özbay. Fadime Enver Çınar. Çayı fikrim evlerim. Çayı fikrim evlerim. Şişli olsun. Şenol. Gel. Bunu faaliyet raporlarımızda da aydınlıkız ama kadın kollarımızın çok büyük başarılı çalışmalarıyla deneyimciye arsa alınan saatimizde de hepten kermeslerinden dolayı 10 bin lira artara yardım ettiğine de sağ olun. Kadın kolları hakkında. Abdullah Yıldırım, Necati Dülgen, Yusuf İzzet Demircan, Mesut Özil, Mustafa Şancı, Beytullah Asil, Yusuf Demir, Erdal Kuday, Selçuk Özil, Hüsamettin Angün, Şükrü Yıldırım, onlar yok mu? Akşama gelirler. Necmiye Celalettin Demircan. Şadan Korkmaz. Eşref Çetinkaya. Ramazan. Eşref Çetinkaya. Dayı tüm müydü Eşref? Al Eşref. Zekiye Nurdan Önalan. Kadir Sarıböcek. Necati Akın. Naci Akil. Naci Akil. Yasin Matçı. Az önce etkilerini unutma Allah. Nevva. Yasin Matçı. Nevvahar Gökçe. Musa Korkmaz. Semra Ünalan Görücü. Aknan Can Göz. İnciler Hocam, hoş geldin. Haydasa galiba. Sana vereyim. İnciler Canlı. Semra Süleyman Deniz. Mustafa Dinç. Celal Hasdemir. Celal Hasdemir. Vildan Akil Okal. Naci Talha Talha Akil. Neşe Dülgen. Ömer Duru. Ömer Duru. Kadir Kaya. Hüsnü Küçük. Hüsnü abi gel. Yetiştir. Gürbüz Akbay. Semiha Tabakçı. Necip Tutkun. Sevim Dülger. Sevim Dülger. Vahit Kaya, Erdoğan Bolur, Neriman Dombaycı, Ekrem Hoca, Mehmet Akil, Faruk Özil, Sadık Çınar, Hacer Fevzai Doğdu, Celal Çınar, Cafer Koç, Sıtık abi, Sıtık yok mu böyle? Sıtık abi. Ahmet Demircan, Habi Angün Öncü, Seviye Coşar, İshak Mavi, Tuncay Açık, Ayla Kösem, Tuncay Açık, Ayla Kösem, Mustafa Gündoğdu, Musa Yeşil,
Tevfik Özcan. Hacı Bekir Önevan. Nurettin Yıldırım. Behlül Çınar. Mehmet Bahçe. Ali Yıldız. Çakır Bıçaksız. Çakır amca. Ekrem Dombaycı. Ekrem amca. Faruk Kaya. Kadir Korkmaz. İshak Başçı. Mehmet Yanar. Mehmet Emin Arslan. Adnan Uras. Ahmet Kacıoğlu. Ahmet Kacıoğlu buradaydı ya az önce. İshak Üçer. Ramazan Yasav. Alparslan Yıldız. Atike Musa Görücü. Ferruh Bilgin. Hasan Öz. Sıddık Koç. Bülent Tezcan. Abdullah Baykal. Ramazan Ay. Şuayb Ay. Ufuk Tuzman. Özleyiş Özbek. Zeynel Tarcan. Bekir Tarcan. Zahide Mercan. Hep aynı ailemden. Sağ ol. Hatice Otlar. Nusret Kıvanç. Kenan Bilgin. Metin Demir. Sırma Kılıç. Şaban Duru. Ayser Mirza. Zahide Ahmet Potaş. Faysal Koçkar. Fuat Angün. Şemsettin Yıldırım. Faruk Dombaycı. Nedim Korkmaz. Hikmet Uras. Ayhan Uras. Necdet Eldemir. Şefika Denizli. İsa Bulur. Nafi Bulur. Seyfettin Doğan. Ramazan Doğru. Mehmet Korkmaz. Zekeriya Karsavul. İsmail Uysal. Şunu Çakır amca böyle İsmail Uysal'ın kızı var. Seyhan Kuday, Seyhan Kuday. Hüseyin Bahçe. Musa Doğan. İmran Doğan. Mustafa Doğan. Saadettin Kuday. A Kadir Korkmaz. Saadettin Demirok. Yıldız Koçkar. Tekinden arsız olsa da bunu. Müminat Uysal. Müminat Uysal Çakır amca. Ya da şey gibi. Oğuz Öğüt. Neşe Başkurt. Şahin Çınar. Şahinli. Neşe Başkurt'un da muhtemelen senin evladır. Kimi? Ver anlı Neşe'nin de ver. Neşe Başkurt. Yahya Yeşil. Tuncay Bicioğlu. İsa Acı. Yahya Yeşil. Yahya Yeşil. Musa'nın da ayar muhterem. Musa Yeşil'in iki defa ayar. Musa'nın da ver abi. Olduk defa. Boşa da sor. İsa, İsa Acı. Meryem Bahçe. İlyas Batça.
Fatoş Özcan Taş, İlhan Önalan, Vahide İnal. Vahide İnal'ını ya kadınlar günde bu herkes. Sefa Bektaş, Bilal Keskiner, Aslan Erendur, Hava Cangir, Rabia Demircan, Elcihan Özcan, Ayşe Yıldırım, Hamza Hasdemir, Hilmi Bayköra, Özkan Karaçay, Asiye Duru Özer, Şaban abi. Atla hanımı bir olsun. Evet, okurken bir sayfa atlamız. Herhalde alay. Seven bir atlama oldu. Aslan abi uyarınca fark ettik. Yani sayfada kök olunca biraz da canlıyla karıştırdık. O sayfanı tekrar okumak istedim. Erdoğan Bolur, İmran Kaya, Neriman Dombayçı, Kadir Dicioğlu, Mehmet Akif, Faruk Özil, Sadık Çınar, Fevzi Hacer Aydoğdu, Celal Çınar, Cafer Koç, Ahmet Demircan, Habib Aygün Öncü, Seviye Coşar, İshak Mavi, Tuncay Açık, Şenel Koç referans vermiş bir ismi. Ayla Kösen, Mustafa Gündoğdu, Musa Yeşil, Tevfik Özcan, Hacı Bekir Önalan, Nurettin Yıldırım, Behlül Çınar, Mehmet Bahçe, Ali Yıldız, Çakır Bıçaksız, Ekrem Dombayçı, Faruk Kaya, Kilisalı Kadir Korkmaz, İshak Başçı, Mehmet Yanar, Mehmet Emin Aslan, Adnan Uras, Ahmet Gacıoğlu, İsa Büçer, Ramazan Yasav, Alparslan Yıldız, Atike Musa Görücü, Ferruh Bilgül, Hasan Öz, Bülent Tezcan, Zıttık Koç, Abdullah Baykal, Ramazan Ay, Şuayip Ay, Ufuk Tuzman, Özleyiş Özbek, Zeynel Tarcan, Bekir Tarcan, Zahide Mercan, Hatice Oklar, Nusret Kıvanç. Evet, hepinize Allah razı olsun. Bu işlerini eterken bu arsaların alımında tabi bunlara önce olan bir komisyonumuz var. Bu arsaları alayıp mı almayıp mı? Böyle bir geniş katılımlı bir toplantı. Bu toplantıda da bir komisyon seçildik. O komisyonlu başarılı çalışmalarıyla oldu bu işler. Başta komisyon başkanından başlayıp bizge şahsım, yönetim kurulu ve cemaat adına komisyondaki üyelere de ayrıca teşekkür ederim. Bu bir alkışlayalım. Komisyon başkanı Rıza Koç. Başkanlar alkışlayık. Ömer Lütfi Tabakçı. Ömer Lütfi Tabakçı, Ersin Bilginer, İmran Kaya, Kadir Bicioğlu, Yasin Demircan ve Burhan Önalan. İnanın derneğimiz ve cemaatimiz, milletimiz bundan kök daha iyi cerrege layık bir milletimiz. Her cerde, her genel kurulda, her toplantıda da bu layık samimi bir havayla toplantılar olmaydı. Biz de şimdi daha fazla uzatmayın, hemen bir divan teşekkülü oluşturayım. Divan başkanlığına Necati Alkin, Divan Katipliğine de Faruk Kaya ve Ali Can Koşun'u teklif ederiz yönetim olarak. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Başkan buyurun. Sadece Orkun'da kendilerine. Orkun'da kendilerine. Toplantı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gündem gereği saygı duruşu vardı. 1943-44 sürgünde ölgenle başta olmak üzere tüm geçmişlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve
Memleket için şehit düşmüş şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında hepimizin bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sağ oluğuz. Allah cümlesine rahmet eylesin. Gündemin dördüncü maddesi. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması. Yönetim kurulu faaliyet raporu için yönetimden bir kişi. Değerli Hazirun, 25 Mart 2014 tarihinde derneğimizin 12. olağan, 11. olağan genel kurulunu yaptık. Bu genel kurulda şahsın ve yönetim kurulu Rıza Koç, Zekiye Nurdan Önalan, Ramazan Ağul, Kadir Bücüoğlu, Muhterem Açıkgöz ve İlhan Bahar, denetim kurulu Tevfik Özcan, İbrahim Ergöl, Yasin Demircan, disiplin kurulu Hüsnü Küçük, Abuk Kurman ve Basri Özen'den oluşan liste ile siz değerli üyelerimizin oylarıyla seçildik. Bizi bu göreve layık gören, seçen tüm üyelerimize şahsım ve yönetim kurulu adına, arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Değerli Karaçay-Malkar halkı, kıymetli üyelerimiz ve değerli Hazirun, Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay-Malkar Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz 18.3.1993 tarihinde kuruldu. Derneğimiz Karaçay-Malkar kültürünü yaşatmak, geçmiş tarihimizi gelecek nesillere aktarmak, tüm dünya üzerinde yaşayan Karaçay-Malkar halkının birbirleriyle iletişimini sağlamak, yaşadığımız bölgelerdeki halkımızın da kıvançlarda ve hüzünlerde birlikteliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz ilk kurucu üyeleri ve sonrasında her iki yılda bir yapılan genel kurulla göreve gelen yönetim kurullarının başarılı çalışmaları ile bugünümüze dek sürekli büyüyerek gelmiştir. Başta kurucu üyeler olmak üzere derneğimiz yönetim kurullarında görev alan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine, özellikle dernek binamızı çok sıkıntılı olduğumuz bir dönemde büyük özveri ile çalışıp mülkiyeti ile binamızı satın alan, bir bakıma derneğimizin bugünkü durumunun temelini atan 2004-2005 dönem yönetim kurulu başkanı Yavuz Basri Özen ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Beştaş, Erdoğan Orman, Yusuf Türk, Tevfik Özcan, Mualla Karaçay ve Meliha Başçı'ya şahsım ve Karaçay-Malkar halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Derneğimizin kuruluşundan bu yana emeği geçip ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. 25 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerimizle sizlere arz edeyim. 1- 14 Nisan 2014 tarihinde Kafkas Folklorunun duayen hocası Hacı Murat Dağıstanlı ile 2 yıllık bir sözleşme yaparak Kafkas Folklor ekip çalışmaları yapmaya karar verdik. Ve gençlerimizin yoğun ilgisi, velilerimizin de gayretleri ile çalışmalarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Bu çalışma kapsamında Hacı Murat Dağıstanlı hocamıza, ekip öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. 27 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da yaşayan yazarlarımız, akademisyenlerimiz ve bürokratlarımızla derneğimiz ve kültürümüzü yaşatma, geliştirme amaçlı bir toplantı düzenledik. Katılımcılar Ufuk Tavkun, Ufuk Tuzman, Halit Oral, Hamit Küçükbatır katılımlarından dolayı teşekkür ederim. 30-4-2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı'na Karaçay-Malkar kültürünü dans, müzik, dil aracılığıyla güçlendirme adlı proje geliştirerek müracaat ettik. 13-8-2014 tarihinde projemiz onaylandı. Proje gereği dans, müzik ve dil kursları oluşturuldu. Proje uygulamaları gereği derneğimize 3 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet Hohner marka akordeon, 1 adet garmon, 4 adet doli ve 60 takım elbise diktirerek derneğimiz demirbaş kayıtlarına alınmıştır. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımın çalışmalarına teşekkür ediyorum.
projemizde onaylanan parayla gelen 60 takım elbise parasına İstanbul'da bir firmayla çalışma yaptık ve 60 takım elbise parasına 84 takım elbise yaptırdık. Genel yerel seçimlerden sonra seçilen belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. 1 Mayıs 2014 tarihinde TRT Televizyonu ve Devlet Arşivine konulacak Karaçay yemeklerinin yapımı ve tanıtımı ile ilgili çekimler yaptık. Bu yemeklerimizin yapımında ve sunumunda görev alan başta yönetim kurulu üyemiz Nurdan Zekiye Önalan, Kadın Kolları Başkanımız Şenel Koç, Nafiye Hanife Özbay, Hatice Dikici, Hatice Erdemir, Zeliha Koçak, Gülsün Asdemir, Nurten Özen, Uzun Yıldız, Bahçe Neslin, Özkan ve diğer emeğe geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 Mayıs 2014 tarihinde Elbrus Bilim ve Kültür Araştırma Derneği ve Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Karaçay Malkar Tilde kitapları Türk dünyasının hazırlamış olduğu kitap fuarında sergiledik ve satışını yaptık. Standımız kitap fuarının en çok ilgi gören standı oldu. O gün de standı dolduran ilgilenen halkımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs 2014 tarihi ile 14 Kasım 2014 tarihinde Eskişehir Valiliği İl Kültür Müdürlüğü'nde somut olmayan kültürel değerler ile ilgili toplantılara katıldık. Natların Toy Günü etkinliğimizi Kültür Bakanlığı nezdinde tescil ettirdik. 17 Mayıs 2014 tarihinde dernek binamızda en kıymetlilerimiz, baştaşlarımız, annelerimiz için anneler günü kutlaması yaptık. Tüm annelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Ahirete intikal eden annelerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. 17 Mayıs 2014 tarihinde derneğimiz ev sahipliğinde Çiftliler Karaçay Malkar Derneği Başkanı Zübeyde Akkaya ve Yönetim Kurulu Gökçe Eyleboğlu'nun Karaçay Malkar Derneği Başkanı Hediye Kurban Avcı, Afyon Dernek Başkanı Ömer Can, köy muhtarlarımız Beypınar Köy Muhtarı Asım Özel Gökçe Eyle Köy Muhtarı Sami Aslan, Ertuğrul Köy Muhtarı Feyzullah Dicioğlu, Dolat Köy Muhtarı Bilal Demirok, Bolvadin Gökçe Eyle Mahallesi Muhtarı Behlül Peker ve Bolvadin Gökçeayla 2. Muhtarı Selami Aslan ile istişare toplantısı yapıldı. Son derece verimli geçen toplantıda köy muhtarlarımız köylerin sorunlarını dile getirdiler ve derneğimiz ile daha koordineli çalışma kararı alındı. 19 Haziran 2014 tarihinde derneğimiz Kadın Kolları Başkanlığı Konya'ya gezi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu gezinin keyifli geçtiği, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması yönetim kurulumuza iletildi. 9 Temmuz tarihinde dernek binamızda Kadınlar Günü yapan bayanlar, aileler ve yönetim kurulu ile birlikte bir restoranda iftar yemeği düzenlendi. Bu yemeği ile önceki kadınlar dönemi bitti ve yeni kadınlar dönemi yaklaşık 100 bayanın katılımı ile her 15 günde bir yapılmak üzere başladı. Tüm günlerinin sağlık kıvançla geçmesini diliyorum. 15 Temmuz 2014 tarihinde dernek binamızda 600 kişinin katılımı ile dualar eşliğinde geleneksel iftar yemeğimizi düzenledik. Tüm katılan halkımıza ve yemeğe katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. 25 Temmuz 2014 tarihinde Türk dünyasının katkıları ile dernek binamızın çatısı komple değişti. Tüm bakım onarım çalışmaları yapıldı. Dernek imkanları ve halkımızın destekleri ile de tüm pencereler ve bahçe kapıları değiştirildi. Arka bahçe ve binamızın 3. katı, salon iç kısımları ve dış cephe yeniden boyanarak yeni görünümüne kavuşturuldu. Tüm halkımıza hayırlı olsun. 23 Ağustos 2014'te Natlan Toy Günü ile ilgili bir karar aldık. Dernek yönetim kurulumuzun tüm derneklerimiz ve köy muhtarlarımızın da bilgileri doğrultusunda karar aldık. Eskişehir'in tüm Karaçay ellerimizden gelen halkımızın yoğun olarak yaşadığı merkez olması, Afyon, Konya, Ankara, Bursa ve İstanbul gibi metropol illerimizden günümüz şartlarında ulaşımın kolay olması ve en önemlisi de Karaçay Malkar halkının ülkemizde ve şehrimizde kültürünü, adetlerini, gelenek ve geleneklerini yaşayan bir toplum olduğunu tüm dünyaya göstermek için gerek ulusal basında, gerek yerel basında ve en önemlisi de Natlan Toy Günü etkinlikleri ile duyurmak, ileriki yıllarda bu etkinliğimizi festivale dönüştürerek daha da etkili kutlamak ve yerel yönetimlerin desteğini alarak her yıl Eskişehir'de düzenlenmesine, 2014 yılının Atlan Toy Günü'nü de Şehri Derya Parkı'nda yapılmasına karar verdik. Ve Bursa Kafkas Folklor Derneği
Karaçay'dan sanatçılar Rasul Kavaldakova, Zuhra Kavaldakova ve akordiyonist mirasları Larissa Sadıkova'yı davet ederek halkımızın da yoğun ilgisiyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. 27 Ağustos 2014 tarihinde Osman Gazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Kıvanç Gece adı altında sanatçılarımızın ve Bursa Kafkas Folklor Derneği ekibinin katılımı ile bir etkinlik gerçekleştirdik. 10 Eylül 2014 tarihinde derneğimize bitişik arsaların alımı ile ilgili halkımızla geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Üyeler bilgilendirildi. Arsa alımı ile ilgili komisyon kuruldu ve çalışmalara başlandı. Mart ve Mayıs aylarında Karaçay Malkar halkımızın yaşadığı acı sürgünleri basın açıklaması ile kamuoyuna taşıdık. 27 Eylül 2014 tarihinde Karaçay'dan gelen tarihçi akademisyenlerle dernekte bilgilendirme toplantısı düzenledik. Kasım 2014 tarihinde Ankara'da bağlı bulunduğumuz Birleşik Kafkasya Federasyonu Genel Kurulu'na katıldık. Derneğimizi temsil eden Federasyon Yönetim Kurulu'na Ufuk Tuzman'ı görevlendirdik. Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü'ne Nartların Toy Günü ile ilgili 2 adet proje gerçekleştirdik. 15 Aralık 2014 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediye Başkanı ve Tepebaşı Belediye Başkanlarını ziyaret ettik. 20 Aralık 2014 tarihinde Karaçay'dan gelen Uçkulan Televizyonu'na Karaçay köylerine gidilerek çekim yapıldı. 27 Aralık 2014 tarihinde ekip ocağımız Hacı Murat Dağıstanlı'nın evlenme düğünü derneğimize gerçekleştirdik. 15 Ocak 2015 tarihinde Moskova Bilimler Akademisi toplantısına katılan akademisyen hocalarımızla dernekte bilgilendirme toplantısı yaptık. 20 Şubat 2015 tarihinde arsa alım komisyonumuzun başarılı çalışmaları doğrultusunda derneğimize bitişik Şevket Duru'ya ait arsanın bedelinin tamamını ödeyerek tapusunu derneğimiz adına tescil ettirdik ve ikinci arsanın alımı için çalışmalara devam kararı aldık. 4 Mart 2015 tarihinde Yalova Çiftlik Köy Kafkas Derneği ve Belediye Başkanı Ali Murat Sılpağar'ı makamında ziyaret ettik. 7 Mart 2015 tarihinde derneğimizi tanıtım amaçlı STV'ye program gerçekleştirdik. 12 Mart 2015 tarihinde 2. dönem Kiril alfabesi ile Karaçay Dil Kursu açıldı. 15 Mart 2015 tarihinde eski tefsirlerle ilgili bir çalışma yaptık. Maalesef bunda başarılı olamadık. 3 Nisan 2015 tarihinde 55 kişinin katılımı ile Kabardey Balkan Cumhuriyeti'ne gezi düzenledik. 6 Nisan 2015 tarihinde Balkar TV'nin Elbrus şehrinde çekim programına katıldık. 23 Nisan 2015 tarihinde Çiftdere ilçesinde 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında derneğimiz minikler ekibiyle bir gösteri gerçekleştirdik. 2-3-4 Mayıs 2015 tarihlerinde kadın kolları tarafından Hamamyolu Çarşısı Camii'nde kermes düzenledi. Kermeste kadın kollarının başarılı çalışmaları sonucu elde ettikleri gelirden arsa komisyonuna arsa alımında kullanmak üzere 10.000 TL teslim ettiler. Bu başarılı çalışmalarından dolayı kadın kollarımızı şahsım yönetim kurulu ve halkımız adına bir kez daha kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum. Mayıs 2015 tarihinde derneğimizde Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdik. 17 Mayıs 2015 tarihinde Başbüyük kasabasında gezi düzenleyerek Başbüyük Karaçay Derneği'nin 25. yıl kutlama etkinliklerine katıldık. 19 Mayıs 2015 tarihinde derneğimiz kadın kolları tarafından Gökçeyayla ve Aksar köylerine gezi düzenledik. 31 Mayıs 2015 tarihinde Afyon Karaçay Malkar Derneği'nin Afyon köyünde düzenlediği etkinliğe Milli Tavuk Kafkas Halk Dansları topluluğumuza katılarak bir gösteri gerçekleştirdik. Milli Tavuk Kafkas Halk Dansları topluluğunun minikler ve büyüklerle yaptığımız bu gösteriler için bu çocuklarımızı, gençlerimizle bir alkışlayalım. Bizi en güzel şekilde her gittiklerinde çok güzel temsil ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 5 Haziran 2015 tarihinde Anadolu Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda derneğimizin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamalar çerçevesinde Milli Tav Halk Dansları topluluğumuzla bir gösteri gerçekleştirdik. 11 Temmuz 2015 tarihinde tüm halkımızın katılımı ile geleneksel iftar yemeğimizi, etkinliğimizi gerçekleştirdik. 24 Temmuz 2016 tarihinde Eskişehir Başbüyük ve Afyon Dernek Başkanları olarak Karaçay Çerkeski'ye 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. 12 Ağustos 2015 tarihinde derneğimize bitişik Kıyasettin Yıldırım'a ait 237 metrekare ikinci arsanın bedelinin tamamını ödeyerek tapusunu derneğimiz adına teslim yaptırdık ve tüm arsamızın
ve de binamızın emlak verilerinin tamamını ödedik. Arsa alım işinde başarılı çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna, arsa alım komisyonuna ve çalışmalarda yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, katkıda bulunan halkımıza, şahsımı yönetim kurulularına hepinize çok teşekkür ederim. (Gülüyor) 22 Ağustos 2015 tarihinde şehrimiz Şehri Derya Parkı'nda derneğimiz Nihitav Halk Dansları Topluluğu, Elburz Belediye Başkanı ve ekibi, Başbüyük Karaçay Malkar Derneği Donbay Halk Dansları Topluluğu, Çiftlik Köy Kafkas Derneği Elya Halk Dansları Topluluğu ve akordeonist Larissa Sadıkova'nın katılımı ile 20. Nartların toy günü şenliğimizi gerçekleştirdik. Şenliğe halkımızın da yoğun ilgisi vardı. İnşallah 21.sinden başlayıp Nartların toy günü etkinliğimizi Uluslararası Festival adı altında kutlamayı düşünüyoruz. 4 Eylül 2015 ile 12 Eylül 2015 tarihleri arasında Karaçay Çerkezki Cumhuriyeti'ne 8 günlük bir gezi gerçekleştirdik. Geziye 42 kişi katıldı ve ata yurdumuzu tanıma açısından son derece verimli geçti. Tüm katılımcılara ve özellikle bizlere ev sahipliği yapan Donbay Belediye Başkanı Erol Abayhanov ile Abrek Özdenova ve Karaçay'da Malkar'da bizleri ağırlayan, ilgi ve alaka ve misafirperverliklerini esirgemeyen Kafkasya'daki halkımıza, huzurlarınızda şahsım ve katılımcılar adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Kertinde ben ilgilendiler. O saatte vardığınızda, vardan 3 kişi ağırdan, dernek kesilerdeyiz. Önce gününde 42 kişiyle vardan edik. Daha geniş katılımla, daha iyi zamanlarda varız diye tuvalarda. Zaman da kolay oldu, mevzatında durum kolay oldu. İnşallah düzelir. 8 Ekim 2015 tarihinde dernek adına alınan arsaların üzerinde bulunan eski binaların yıkılmaya başlandı. Odunpazarı Belediyesi'nin de katkıları ile molozlar dışarı atılarak bahçe genişletildi. Bahçe zeminine yine belediye tarafından malzeme dökülerek tesviye yapıldı. Bahçede yeni aldığımız arsa üzerinde olan iki odalı bina ise düğün vesaire toplantılarda kullanılmak üzere içi dizayn edildi. 1 Kasım 2015 tarihinde üzerinde çalışmalar tamamlanan arsalarımız Odunpazarı Belediye Başkanı ve milletvekillerimizin katılımı ile halkımızın kullanımına açıldı. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt ve belediye çalışanlarına katkılarından ve emeklerinden dolayı halkımız adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Dernek lokalimizin sandalyeleri ve yönetim odasındaki koltuklarımızı değiştirdik. 14 Kasım 2015 tarihinde tüm dernek başkanları ve yönetimleri ile ikinci istişare toplantısı yaptık. Toplantıda Türkiye genelinde bulunan derneklerimizin tüzüklerinin genel kurullarında değiştirilerek Karaçay Malkar Dernekleri Federasyonu kurulabilmesi için genel kurumdan kurucu olarak ikinci dernek olarak katılmak üzere yetki almaları ve bu yetkiyi ileriki tarihlerde federasyon ile diğer konularla ilgili istişare toplantılarının yapılmasına karar verildi. Dernek yönetim kuruluna seçildiğimiz tarihte 194 olan üye sayımızı yaptığımız çalışmalarla şu anda 410'a çıkarmış bulunmaktayız. 410 üyemiz var şu an. Derneğimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden ve çalışmalarımızdan dolayı derneğimize bugün olduğu gibi ilgi alakanın arttığı gözlemlemekteyiz. Bu nedenle ileriki tarihlerde üye sayımızın daha da artacağı kanaatindeyiz. Üye olmayanların da derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Dernek yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri derneğimizi ve Karaçay Malkar halkımızı dünya arenasında tanıtımını yapmak üzere gerek ulusal basında gerekse yerel basında elimizden gelen tüm imkanları kullanarak tanıtmaya çalıştık. Yukarıda saydığımız yaptığımız tüm faaliyetlerimizi Facebook sayfamızda an ve an yayınlayarak tüm üyelerimize ve halkımıza bilgilendirmeye çalıştık. Bu yaptığımız faaliyetler sizlerin de çok büyük özveri ve katkılarınızla yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Faaliyet raporumuz bundan ibaret.
Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bütün çalışmalar 49 maddede özetlenmiş. Tek maddede eksi var. O da eksi tepsiler konusunda. O da nazarlık olsun. Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması. Denetim kurulundaki arkadaş gelemedi. Onun yerine falan Kaya sizlere denetim kurulu raporunu okuyacak. Denetim kurulu raporu. 31 Aralık 2015 tarihinde denetleme kurulu derneğin gelir gider defterini, gelir makbuzlarını, gider faturalarını, karar defterini, gelir gider evrak defterini, üye kayıt defterini, alındı belgesi, kayıt defteri incelendi. 1. Gelirlerin muntazam şekilde işlendiği, gider faturalarının dosyalandığı ve gider defterinde düzenli olarak işlendiği, gelen giden evrak kayıt defterinin işlendiği ve belgelerin dosyalanarak muhafaza edildiği, mal ve hizmet alımlarının alınan kararlar doğrultusunda yapıldığı ve kararların karar defterine işlendiği, tamamı 50'şer yapraklı gelir alındı belgelerinden 23.03.2014 tarihinde yapılan genel kuruldan itibaren A çift 021.05 cilt nolu sayfadan başlanarak A çift 027.53 cilt nolu sayfa dahil kullanıldığı tespit edilmiştir. Kuzey Kafkas Karaçay Balkan Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 23.03.2014 ve 31.12.2015 tarihleri arasında toplam geliri 283.370 lira 30 kuruş 30 kuruştur. Gelirin bağış ve üye aidatı olarak sağlandığı belirlenmiştir. Giderlerin ise doğalgaz, SMS, telefon, internet, su, muhasebe, vergi, akaryakıt, kırtasiye, misafir ağırlama, yangın tüplerinin bakımı, gazete aboneliği, folklor ekibi, Karaçay dil eğitimi, müzik eğitimi, hocalarına, folklor kıyafetlerine, akordiyon, garbon ve doli alımına, 3 adet bilgisayar alımına, yazıcı ve tarayıcı alımına, bitişik arsa ve bitişik bahçeli evin alımına, tapu ve vergi masraflarına ödendiği tespit edilmiş olup, giderlerin toplamı 275.343 lira 20 kuruş olduğu, kasada 8.027 lira 10 kuruş olduğu tespit edilmiştir. Teşekkür ederim. Cemaat Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını tınladınız. Bunların üstünde söz almak isteyen var mıydı? Çoktu. O zaman önce Yönetim Kurulu raporunun kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetim Kurulu raporunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetim ve yönetim ibra edilmiştir. Hayırlı olsun. Teşekkürler. 5. madde bilanço ve gelir gider raporlarının okunması. Yönetimden bir arkadaş. Toplam rakamlarla da söyleyebilirsin. Sayın Divan Başkanı, Seyyid Şurularımız, Bağlı Karaçay Balkar Cemaati. Bizim yönetimde gelgen 23 Mart 2014'ten 31 Aralık 2015 tarihine kadar gelir gider tablosu. Gider tablonu madde madde okuyayım mı? Toplam mı aytayım? Gerek yok, toplam da. Gelirler aytayım mı? Belli olsun. 21 ayda aidatla 11.640 lira, bağışla 100.676 lira. Kültür Müdürlüğü'nden, İl Kültür Müdürlüğü'nden Nartlan Toykün'le 2014'te ve 2015'teki proje ettik her yılların erteni. 4'er bin lira da alaydan 8 bin lira. Amerika'dan Suriyelilerle alaydan carlığa da 10.575 dolar idi. Buzdurduk anı 31.18 lira tuttu. Anı 26 bin lirasını çarştık. 3.400 lirası kolumuzda anda satma süreyle giyerekti. İçişleri Bakanlığı'nın 2014'te Mart ayında etken proje bizden de 132 bin lira 442 lira alaydan gelirimiz oldu. Toplam gelirimiz 283 bin 370 lira 21 kuruş. Toplam giderimiz de 275.340 lira 11 kuruş. Nakliye kün yani 2016'da kalkanda 8.027 lira 10, 10 kuruş. Olay da tabi arsa nedeniyle çoktu lan için. Hacı Murat hocam bir çakırtı adı ya.
Hacı Murat da. Sağ ol Oğuz. Sorunuzu yayınlayabilirsiniz. Sağ ol. Şunları... Tamam, gerek yok. Tamir 3 şey. Uzundu ya konu. Elektrik gideri vesaire vesaire gerek yok. Ha. Görmek isteyen varsa. Tamir gerek var da baba. Şimdi bu rapor üzerinde söz isteyen var mıdır? Çok. Bilanço geri gider raporlarını oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. madde. Dernek tüzüğümüzün 18. madde ve 28. madde 1. fıkrasına değişiklik yapılması, genel kurula sunulması. O değişiklikleri yönetimden bir kişi başkan. Bir kısaca izah ediverdiniz abi değişiklikleri. Dernek adının iki tane yani ne ihtiyaç hissettik? Yani kısaca. Neye ihtiyaç hissettik? Dernek düzeyinde iki madde vardı. Birinci 18. madde 10. paragrafta dedi ki üyeler listelerde oy kullanma. Yani böyle bir genel kurulda oy kullanma esnasında üyeler listelerde çizerek değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu büyük sendikalarda ya da siyasi partilerini genel kurullarında falan etkiliyorlar. Çarşaf listelerinde falan uygulanacaktı. Bu yanlış anlaşılma bula bizde ola ki bugün bilmiyorum ya da bir dahaki genel kurullarımızda farklı farklı listele çıkarsa, iki liste, üç liste falan çıkarsa biri birini çizeriye kovar, biri birini çizeriye kovar, bundan hapar var bir genel adamla. Sonra o çizilgen adı, bu çizilmeyen adı, o köy algan, bu oy köy algan adı falan. Bu tür şeylere meydan vermemek için bunu değiştirme kararı. Vallahi üyeler da liste teşilmesin. Kim kirlirse listesi geçse. Yani üyeler yönetim kurulu listesinde herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir. Yönetim kurulu listesinde çizme karalama vesaire yapılması halinde oy geçersizdir. Yani bu yeni halini bulay salaps. Evet. 18. madde 12. fıkrasında da sandık görevlisi ve üyelerin önde zarflar açılır sayımda öncelikle hiç değişiklik yapılmamış listeler sayılır. Yani eskisine göre bulacağızlığın için canısında bunlar bizzat bulutuyordu. Bunun yeni hali sandık görevlisi ve üyelerin önde zarflar açılır. En çok oyu alan liste seçimi kazanır. Listelerin eşit oy alması halinde kazanan kura ile belirlenir. Seçim sonucu görevliler tarafından tutanağa geçirilir. Divan Kurulu Başkanı sonucu açıklar, sayım ve seçim sonuçlarına karşı itirazlar açıklamayı takiben adaylar tarafından Divan Kurulu'na yapılır. Divan Kurulu gerekli inceleme yapar ve karara bağlar. Bir maddemiz bu yerde. Bunu önce bir oylayalım istersen. Hepsini anlat da tek tek oylarım zaten. Tamam. Bir de 28. madde vardı. 28. maddenin birinci fıkrasında dedi ki üye aidatları, biz bunu tabii ki bu İyi bir çalışma yedi. Üye aidatları yıllık her üyeden 40 TL aidat alınır. Şayet bir aileden iki kişi derneğe üye olursa yıllık üye aidatları olarak kişi başına 25 TL iki kişi olursa, aynı aileden 3 veya daha fazla kişi derneğe üye olursa yıllık aidatı 20 lira olarak alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Bu çok güzel bir zat ama bunu uygulamasında 20 ay zarfında çok sıkıntı çektik. Niye? Kim üyeden kimli üyünden ayrıladı? Kim kimle üyelenedi? Yani herkesin aylık böyle vukuatlı nüskayet örneğini alıp sanki takip edip duracağı bir durum bu. Bir de biz ekibiz eke geç, biz ekibiz aynı üyede duralımız, biz ekibiz aynı paranı verelim. Ya da bulaydı. Bu şeyge mali açıdan belki yönetimin zararı bolluktu ama az bollu vese de tek bir şey bolsun, aidat bolsun. 40 lira, 50 lira o gelecek maddelerde görüşür bir tane. Hani şimdi burada tek madde olarak yeni halinde üye aidatı vergi verebilir. Yeni halinde bu şekilde. Tamam, sağ ol. Şimdi yönetmeliği 18. maddesi 10, 12 ve 13. paragraflarında paragraflarındaki değişikliği oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. 28. maddeyi aynı şekilde oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Sağ olun.
Madde 7. Kurulması öngörülen Karaçay-Balkar Dernekleri Federasyonu'na derneğimizin kurucu üye olarak katılmasına ve federasyon kurucu delegelerin belirlenmesi için derneğimiz yönetim kuruluna yetki verilmesi. Bu da kısa bir zahat yap, ondan sonra oylayalım. Tüm dernek başkanlarımız, Afyon, Konya, Tokat, Kayseri, Bolvardin, Çiftele, Eskişehir, tüm dernek başkanlarımız da iki sefer istişare toplantısı ettik. Dallar dışındaydı. Şimdi bu gelecek dünyada artık bir birliktelik olay gerek biz. Sesimizi duyurabilmek için. Biz dernek biz. Şu andaki derneğimizin durumu Türkiye dernekleri içerisinde ilk 10'un içinde bulunuyor. İlk 10 Türkiye genelinde hem fiziki imkanlar olarak hem de faaliyetli olarak. Bir derneğimiz bulayasa öbür derneklerimizin de daha aktif halde geçirmek, alanda daha faal halde geçirmek ve federasyon olarak bir federasyon kurabilirsek, federasyon adına ettiğimiz projelerle atıl vaziyette ya da biraz daha az işlevi olan derneklerimizi biraz daha canlandırabilme, kesimizi de ülkeler arasında, uluslar arasında ve ülkemizde de daha iyi temsil edebilme açısından bir federasyon kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu dernek başkanları hep bu şekilde karar aldı. 23 Ocak'a kadar herkes genel kurullarını etip yetkilerini alıp kendisinde de bu şekilde karar aldı. Herkes bütün diğer derneklerimiz genel kurullarını etebilir. Bu 23 Ocak'a yetişir yetişmez bile almayım ama 23 Ocak'a yetiş almasa da Şubat ayının içerisinde eter biz. Hatta Kafkasya'da bu ay ilişkilerde çok iyi vaziyeti şu anda ortalık karıştı. Alay'da da bir federasyon kurup bir üst kurulara konfederasyon ülke arasında temsil için bir zatla yeter bize. Moskova'dan Ali Totur Kulloğlu'na, Malkar'dan Üzeyir'le de bırak ilişkini. Bunun gerekçesi bu. Kurulur kurulmaz ama eğer kurulursak mutlaka genel kurulu yetki almak durumunda. Bunu siz de federasyona derneğimizin katılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8 üye adayların görüşülmesi. Az önceki değişiklikte üye adayların bu genel kurulda tespit edilmesini kabul ettik. Sayın yönetim, bir öneriniz var mı bu konuda veya arkadaşlarda üye aidatlar konusunda bir hazırlık var mı? Tahmini bütçeyi neye göre hazırladınız bir üye aidatlar konusunda? Tahmini bütçe de bugünkü yani bu 2014 ve 2015 yıllarında aldığımız aidatlar üzerinden tahmini bütçeyi oluşturduk. Ama bunu artırmaya ya da eksiltirge genel kurul yetkiliydi. Şimdi 40 lira bir 50 lira bir ya da 60 lira daha önceleri 50 liraya katıldı. 50 liraya sonra 40 liraya katışıyor genel. Yönetim olarak bizim teklifimiz gene 50 lira olarak yıllık 50 lira olarak kalması. Bir günden bir kişi de olur, iki kişi de olur, üç kişi de olur. Allah'a kovan adamlar biraz az da olur, az da onda arada katlansınlar dedik. Ama öbür türlü gerçekten şeye muhasipli işi pek zor buladı. Kadir bu konuda bayağı bir zorlandı hepimizde. Çünkü birine 20 keseriz, birine 40 keseriz, birine 50 keseriz. 2016 yılı için 50 lira, 2017 yılı için de 60 lira olarak yönetim kurulunu teklifim var. Başka teklif olan var mı? Peki başka tamam başka teklif olmadığına göre 2016 yılında 50 lira 2017 liranda 60 lira olması üye aidatlarının oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğinden kabul edilmiştir. Madde 9. Derneğimiz adına taşınır ve taşınmaz mal temini için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Gayrimenkul alma temin etme konusunda yönetim kurulu yetki istiyor.
Bundan önceki genel kurulda sizlerden yetki aldık. O yetkimle iki asandı aldık. İki sene çalıştılar. Bundan sonraki dönemde de aynı yetkinin devamı için. Herhangi bir şey alabilmemiz için tekrar yetki almak durumundayız. Evet. Oylarınızı arz ediyorum. Üçüncü bir yer var. Başarabilirsiniz. Kabul edilmişti. Hükümete dernekler yasasında alalım. Burada yer alalım. Yetki ala gerekirse. Tahmini bütçenin son rakamları bir okuyuver şeyler, toplam rakamları. Gelir gider olarak sadece tahmini bütçeyi ben 40 lira var ortalama olarak hesapladıkken mi? Tamam. Peki edelim. Ben 2 yıllık 16'dan 17 2 yıllık toplam üretayım. Üye aidatlar 36 bin lira. Bağışlar 45.572. Diğer gelirler 27 bin lira. 2015'ten beri 8.27 lira toplam 117 bin lira 2 yıllık. 2016-2017'nin 31 Mart'ın aralığı. Sağ ol. Tahmini bütçe üzerinde söz isteyen var mı? Yok. Tahmini bütçenin 2016-2017 yıl tahmini bütçesini kabulde oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinden kabul edilmiştir. Madde 11, ders ücreti ve hizmet bedeli miktarlarının belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş. Biz söz vermeden direkt oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, bu yönetimin bir faaliyet dersini yapacağı bir işin zaten gerek yok. Madde 12, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asli ve yedek üyelerini seçimi. Pardon, başkanın bir teşekkür konuşması var. Bu seçimden önce başkan son söz veriyor. Önce şunları da bir takdim edeyim. Keslerim bayra yoktu ama Profesör Mücilay hocamız, bir tane profesörümüz var. Şöyle alsam da sizin bu şeye geçen sene etkilerimiz projede derneğimiz gel. Sivil toplum kuruluşları projelerinde yardımlaşma kapsamındaki hibe ile tarihler arasında sürekli yürütgeni biz birlikteyle aracılığıyla güçlendirme altı projemizin yazılımında yürütülmesinde ve raporlanmasında bize verilen desteklerinden dolayı kestlerine teşekkür ederim. İncilay hocama anlandı isimler doku. Tekin Koç var. Bilirsin. Evet, Ali Can Koç. Hacı Murat Dağıstanlı hocam. Hacı Murat hocam da teşekkür ediyoruz. Başarılar. Değerli hazırımız. Bu etken faaliyetlerimizin içinde aytılması gereken, söyleşilmesi gereken, herkesin de bilmesi gereken zaten bu işte kolaylık olup var mı? Hepimizin emekleri, hepimizin katkılarıyla olur. İkinci başkanımız Rıza Koçar'ın bizde pek yok düğünü vardı. Emeklerini birkaçını arz edeyim. 2014 yılında yapmış olduğu Nablan Tokyo'nun etkinliğimizde davet ettiğimiz sanatçıların uçak biletleri. Yine aynı günde günümüze katılan 19 kişilik ekibin Hüksos Otel'de konaklama bedelleri, dönüş yol masrafları, misafirlere verilen plaketler, hediyeler, Bursa ekibinin geliş gidiş masrafları. Nablan Tokyo'nun etkinliğine katılmak üzere yapılan tişörtlerimizin ki bu tişörtlerimiz satıldı, bunlar da geliri dernekle gibi olarak kaldı. Ayrıca sanatçılara verilen ücretler ikinci başkanımız Zak Koç abimiz tarafından yapılmıştır ve arsalarımızın alımında ayrıca da katkıda bulunmuştur. Dernek binamızın bodrum ve üst katların boya badana ve işçilik ücretlerini de kendisi karşılamıştır. Ayrıca daha dün de bu salonumuzun alt parkelerini de daha dün kendisi yapmış kendisi. Yok.
herkesin kim müdahale ederse herkesin adına mutlaka fayda. Herkesken ayrılmak zorunda. Birileri bir cenneye hediye eder biz adlarını. Herkesin sıyım vermek zorunda. Değerli Karaçay Malkar halkı, bugüne kadar hizmet veren tüm dernek başkanlarımız ve yönetim kurullarına, köy ve mahalle muhtarlarımıza, ayrıca Eskişehir Karaçay Malkar Derneğimizde bu dönem görev alan yönetim kurulu arkadaşlarımıza, Rıza Koç, Nurdan, Zeki Önalan, Kadir Bucuoğlu, Ramazan Ağla, İlhan Bahar'a, Muhterem Açık Göze ve Kadın Kolları Başkanı Şenol Koç'a, Kadın Kollarında görevli Nazan Duru'ya, Seher Cenk Güney'te, Nurten Uzun'a, derneğimiz Ümit Av Halk Dansları Topluluğu kostüm sorumlusu Nalan Yurtverimize ve tüm kadın kolları üyelerimize, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'na yapmış olduğunuz projede ve nakların toy günü etkinliklerimizde Anadolu Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde bize destek olan bizlerle beraber çalışan İncilay Cangöz'e, Hale Kargın'a, Tekin Koçkar'a, Mesut Özil'e ve Roza Koçkar'a ve Alican Koç'a teşekkür ediyorum. Başkanı Rıza Koç ve üyelerimiz Doktor Ömer Lütfü Tabakçı, bunların hepsine sahip güreşmeyelim. Burhan Önalan, Abdülkadir Hasdemir, Kadir Bücüoğlu, İmran Kaya, Yasin Demircan ve Hakan Bilgin Ersin'e. Derneğimiz adına almış olduğumuz arsaların düzenleme çalışmalarında bizlere emekleri ile destek olan Çakır Bıçaksız, Hamza Hasdemir, Kurucu Başkan Hüsnü Küçük, Ali İhsan Küçük, Abuk Kurman, Necati Algin, Halkin, Ramazan Şancı, Yaşar Şancı, Şaban Duru, Kenan Bilgin, Abdülkadir Hasdemir ve Faruk Kaya'ya şahsen yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuza katıldığınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer tanımam varsa ben İnciler Cangöz. Değişik vesilelerle dernek bende defalarca teşekkür etti. İşte plaketler, bilası verdi. Ama benim de bir teşekkürüm vardı. Bu projeyi cazalmadan bir tanesi de memnun ama devlet para verdiği zaman aslında çok kolay bir şekilde her aşamasını kesinlikle takip ededi. Çünkü o paranı bir amaçla denedi aslında. Bizim yeterimizin cazıp belgemedik. Paranı almak kadar yönetmek, uygulamak o da çok önemliydi. Bu projelerin de aşama aşama işlemleri vardı ve gerçekten çok zordu. Dernekler için kolay bir şey değildi bu. Bu projeni alıp da başarılı bir şekilde bitiremeyen dernekler vardı aslında. Eskişehir'de de vardı, tüm Türkiye'de de vardı. Karaçay Derneği'nin yönetimi her bir üyesi bu projenin yürütülmesine görev aldı. Ve o kadar disiplinli, o kadar sorumlu bir şekilde yürüttük ki bakanlık bizi, bakanlık ve diğer dernekçe çok başarılı buldu. Özellikle bütçe kısmında her bir kuruşu faturalandırdı, çok şeffaf bir şekilde yürütüldü. Gerçekten pek çok kamu kurumu bile bir çalışmayı bu kadar başarılı yürütemeydi. Ben de dernekli yönetim kurulunun her bir üyesine tek tek teşekkür ederim. Yarık cemaat dedin, bek yarık ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yarık cemaat, üç söz çıkmemen Ertay'ım. Ben de Etülden Zafran'ı usta 15-20 dakika okurla güreşti. Doluşumgandı, oluşkandı da herkes. Ama oranı cürütken hepsini ekken ustadım. Yesin şimdi Allah'ın işleri. Sana teşekkür ediyoruz. Hep bir yere gelmiş. Hep bir sağ oluruz. Emeği geçken herkesin de bu cemaat iyi kötü bilirdi. Allah hepsinden razı olsun. Son maddemiz yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil ve yedek üyeleri seçimi. Divanda bir liste vardı.
Başka listesi boğan var mıydı? Yoktu. Tek liste boğan için açık oylama etme yönetmeliğimiz gereği yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri tek tek okutamam. Alacağım Murat. Ben İran Başkanlığı Yönetim Kurulu'nu okuyayım sizce. Siz de tanımlarınızı da sesi devamlı açmışsınız. Yönetim Kurulu asil üyeleri Musa Korkmaz, Rıza Koç, Muhterem Açıkgöz, Abdülkadir Hasdemir, Yaşar Şancı, İlhan Bahar, Faruk Kaya. Bir dakika. O okuganların hep örgü kovukçesleri tanıtırlar mı? Hepimiz tanımayabiliriz. Tabii. Yönetim kurulu asil üyeleridir. Canlar okuyorlar. Musa Korkmaz. Muhterem Açıkgöz, Abdülkadir Hasdemir, Yaşar Şancı, İlhan Bahar, Faruk Kaya. Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Küçük. Demet Ali Küçük. Ahmet Lotaş. Erdoğan Ateş. Behrül Çınar. Denetim kurulu asil üyeleri İncilay Cangöz, Hüksüm Hasdemir, Nazan Kuru. Denetim kurulu yedek üyeleri Seher Çalışkan, Ağırcanoğlu, Sergin Çalışkan. Disiplin Kurulu asil üyeleri Hüsnü Küçük, Faruk Özil, Adnan Cangöz. Disiplin Kurulu yedek üyeleri Çakır Bıçaksız, Ramazan Beştaş, İbrahim Ergül. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler teşekkür ediyorum. Burada yönetime de teşekkür ederim. Yönetim Kurulu tamamını bayanlara vererek güzel bir incelik göstermişler. Sağ olsunlar. Arkadaşlar, toplantımızın resmi maddeleri bitmiştir. Son maddemiz dilek ve temennilerdir. Bu bölümde ben kendi adıma Semiha ablaya söz vermek istiyorum. Onun dilek ve temennilerin duygularını en alta bir anda dua en olarak ondan almak istiyorum. Lütfen. Vallahi beni zaten her şey çok ama çok çok gençlerimizle ilgili biraz açıklama yapma yani bu işli doğrusu kültürümüzle ilgili hani sadece tepsegen sadece demekken kültürümüzün bir parçasıdır. Onun dışında da adetlerini, coğullarını, bazlatlarını üretirge böyle bir öğretici bir gençlerimizge oturganlı, kopanlı yani bazen köremem
tuhumunuz, kimden tuhumun hani annesi farklı olabilir, babası bilmem ne olabilir, olsun ama her sahibi anası Karaçay ise anasının bilgi gerekler, atası Karaçay ise atasının, tuhumların tuhumunu ne? Mesela kendi sahibiyle ben öğrencilerle bir yerlerini öğrenim. Sen Karaçay ise yani bilese, anam Karaçay, atam tamam olabilir ama tuhumun bilemse kızım, yani evinin çürek bilmeyeyim ya Allah'a güzel, adam eşit mi geldi bile? Yani bu lezzatlarını hani bizim, o da kültür bizim bir parçası. Bunlarla öğrenmelerde yararı çok mudu? İyi de olma gerekli de düşüneme. O hata büyüklerinin hep olurlar. Yani hani anama özellikle aitmasa, genelde anala yabancı olsa, dışından olsa, yani Karaçay olmasa, aydınmayan kalk gede zala üstü cabın. Ve sorman saatinde bitmeydi adam. Sen kim neden sen, atan kimdi, anan kimdi deymedi. Bilmiyorum, yani alay etsem üzülmez dedi yani şahsen, en azından atam Botaş'tan, anam bilmem kim neden, derge gerek tür müdü yani? Ya yani anam Karaçay tür ama hem atamın evi süsüyeme derge gerek tür müdü yani? Bir de Karaçay diye, yani o kadar çok sabiyeli. Tamam bu bizde derne gelince olağanüstü faaliyetleri, sosyal aktiviteler olağanüstü. Yani bunun için emek vergilerine ne kadar teşekkür etsek, kadınlar kolu, kadınlar kolunda hizmet etken adamlar azdı vallahi, netse yazdı. Ama dilimizde bir sabide o kadar azdı ki, iki kişi bir yer gelirse Karaçay çekişi atar hareket edip söyleşi almayla. Bunlar uzak olabilir mi? Yani bu konuda biz Karaçay dilimizde olmasa iyi kötü yani. Suriye'deki gelen Karaçaylı abla tek söz konu söyleşi almazdık. Zaten Arapça biz bilmeyiz, Ala Türkçe bilmeyiz. Suriye olayı 50 yıl sonra olsa yaklaşık hiçbirbirimizle birliklik muhtemelen. Ama yani. Vallahi bak şu anda, bağlı kardeşim yani bunu etnometrik ederek biz de düşünemem. Acizane birkaç düşünemden biri buldu. Yani bu dilinin önem vermek gerekmez. Her sabi, bak bazı istisnalar varla şimdi işin doğrusu, sabiyken dahi dedesi torununa Karaçay çürretedi ya. Anası ciddiye alınmayıp o kadar çok Karaçay'a kabar hallarında ben bilgen bir sürü adamını Karaçay için söyleyeceğim aldım kendine. Bu önemli türlü sabiyle biraz kültürümle ilgili bazı zatlarını kuru tepsiyemle, nimetlerimle iş bitmeydi. Rıza bir notunu aldırdın sen ne yapayım? Ben bunu daha kalan dinle gidelim, kamaşına da izin var. Kendi arabada söyleyeceğim falan. Ben dinlemeyi gittim, dinle gidelim. Semih abla bu konuda son derece haklı. Evet. Bir kere şunu aytayım. Bütün el cemaat, Karaçay cemaatimiz. Ahmet Botaş kardeşimiz var. Burada herkesin tukumlarla ilgili bir çalışması var. Herkes üyedeyleriz, yaytınız. Gençlere aytınız. Men kim ve kaysı tukumdan mı, kalaydan mı deyip anasını atasını atıp gelse, olanla kimden buğanın, kaysılarda buğanın hepsini aytıp, yani, anası atası bilmiyese de. Yani bu önemli de ama alaya etme yani. Anımla, yani o tukumlarla ilgili 2-3 kişi arkadaşımızla bunlar çalışmalar etkilerini biliriz. Ve Ahmet Potaş kardeşimizin bu dönem 2016-2017 yılında da bu çalışmalarına ağırlık verdik kesinlikle söyleşkemiz. Daha eterik bu geniş katılımlı bu sülale soy ağaçlarında ben kimme, kimleden mi, kalaydan mı, kalayga geleceğim mi, kaçıncı derece cuhut mu falan deyip bir enerji izleyenler var ise ki bunlarına yönlendirmek biz elimizde de sabilerimizin. Tabii ya. Tabii. Sabilerimizin yönlendiriyesek gel. Cuhutluk bakımından, tokum bakımından üremesi gerekenlerini anla sonra öğrenebilirler. Veya aileler biliyorsa alanı versinler. Bir ikincisi, til dediğiz. Til kursu için iki kere kurs açtık. İki kere kurs açtık. Maalesef yönetim kurulu ve anı sağında, solda 2-3 adam haricinde koşullar da pek az oldu. Yine Karaçay Til kursuna da. Önümüzdeki dönemde gene açarız inşallah. Yani bu sabit kavurma, özellikle sabit kavurma. Yani, gene de kavurma. Üyde başlar. Konsa oynama sabiyle varlar ya hepsi. Sağ ol. Başkan ben de başkan. Bağal cemaat, biz yönetimde kergen günümüzden bugün gederi tam 21 ay oldu. Bu 21 ayda karımız etkenlerle biz atletlerle küreştik. Bu etken zatlarımız közle kör nedir? Tabii bizim üstün yeteneklerimizle, meziyetlerimizle tüm sizin maddi, manevi katkılarınızla, desteklerinizle. Ses ver, ses. Siz bizim artımızla, tutkularınızla, desteklerinizle bulanı ettik. Bek sahibi olunuz. Hakkınızı halal ettiniz. Ben de hakkım var ise sizge de halal eteme. Nur'dan Ramazan kesi atımı aytanım.
arkadaşlar bir dakika. Bir saniye. Ya acele etmek ya. Bir dakika ya. 5 dakika oturun. Başka söz izleyen var mı? De gel bana bir sorayım. Hacı Murat hocam buyur. Şimdi değerli hemşehrimiz, vaktinizi pek fazla almak istemiyorum ama doktor mevzuyla ilgili bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Siz çok bildiğiniz gibi doktor çalışmalarının kendi açımdan amaç olarak sadece dans ve müzik öğretmek değil. Özellikle çocuk grubu çok önemli. Şimdi bu yıl tepeliklerde azaldı. Hem gençlerimiz hem de çocuklarımız. Baştan beri şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuklarımızın orada gelip bir akademik eğitim alması, dans ve kültürü, müzik kültürü almasından yana bir de adetlerle ilgili konuşuyorum sık sık. Belki farkında oluyor bazı arkadaşlarımız. Çocuk buraya geldiği vakit çalışmalarda tam donanımlı ve güçlü bir şekilde yetişmesi gerekiyor. Nedir bu donanımlı ve güçlü? Örf adetini bildikten başka gelecekte kendi halkının varlığını yok olmaması için çok güçlü yetişmesi gerekiyor. Bu güç nedir? Tarihini bilmektir. Ataları ne kadar mücadele verdi Kafkasya'da, ne kadar şehitler verdi, ne kadar öldü insanlarımız. İçinde bulunduğumuz şu andaki sadece Türkiye değil birçok ülkelerde müthiş bir şekilde bir bozulma, bir şey var. Yani asimilasyon meselesi var. Bu yüzden bu tehlikelere karşı çocuklarımızın hazırlıklı olup kültürünü muhafaza etmesi, dilini, örfünü, adetini güçlü tutması gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek gerekiyorsa, Kuzey Kafkasya'nın özgürlüğü için savaşan Kuzey Kafkasya halkları 300 yıl gibi uzun bir zaman mücadele etti. Şimdi 300 yıl savaşabilen kendi bir toplum, kendi nüfusu karşısında yani şey yapılmayacak kadar farklı. 130 şu andaki milyon nüfus olarak mesela Rusya'nın nüfusu, sadece Rus nüfusu 130 milyonu geçiyor. O zamanki toplum, Kuzey Kafkasya halklarının hepsi sadece Karaçaylar değil. Abhazya'dan Dağıstan'a kadar bütün toplumların nüfusunu hesap ettiğiniz var. O zaman bu 300 yıllık zaman içerisinde 6-7 milyonu geçmiyor. 6-7 milyon insan nasıl direndi bu kadar güçlü düşmana karşı? 300 yıl kadar uzun bir zaman İran'a karşı, Rusya'ya karşı savaştı. Nasıl güven? İşte bu çocukların, insanların çok güçlü oluşundan, yani her bakımdan güçlü. Kendini donat. Aile öyle, anne öyle, baba öyle. Kuvveti yetiştirmek gerekiyor çocuklara. Yani şu çocuklarımıza şunu anlatmamız gerekiyor. Buraya dansa geliyorsun, müziğe geliyor. Bu geçici bir heves olmasın. Bu kendi toplumuna karşı tarihine giriş olsun. Yani oraya girdiği vakit tabii Kuzey Kafkasya folkloru çok sihirli bir cazibeye sahip. Müzik ve dans olarak bütün dünyanın dikkatini çeken ve beğenilen bir şey. Oradan çocuklar sihirli bir cazibeyle çekiyor ama oraya girdiği vakit şu anda Türkiye'de çalışan, derneklerde çalışan birçok akademisyenler, Kuzey Kafkasya ile ilgili olan birçok insan hep bu kanalda geldi. Sonra baktı ki iş mesele folklor değil sadece, dans değil. Demek ki bizim bir tarihimiz var. Demek ki bir mücadelemiz var. Her toplum gibi çok şerefli bir mazimiz var. Bunu kaybetmemek gerekiyor şeklinde düşünmeye başlıyor ve yazı yazanlar yazıyor, dansla uğraşanlar dansla, politikaya girenler politikayla geçiyor. Yani ondan sonra branşlaşma başlıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın lütfen, benim söylemiş istediğim şey şu, çocukken özellikle, mesela gençlerimizden şimdi, şimdiden müzisyenler, gelecekte dans grubunun hem toplumun şeyi açısından, geleceği açısından dans grubunu hazırlıyoruz, hem de müzisyenlerimizi hazırlıyoruz. O grupta yetişen gençlerimizden, burada da gençlerimiz var zaten, yavaş yavaş bu işi devam edecek, bizden sonra devam edecek gençlerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ama buna 8-10 yaşındaki çocuklarımızla başlasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani çünkü onlar hazır her şeyi almaya, daha kuvvetli yetişiyorlar, daha idealist oluyorlar, kendi halkını daha çok düşünüyorlar. Yani benim söyleyeceğim bu, eğer önümüzdeki sezonda bu yahut da bu sezonda çocuklarımıza bir önem verirsek, yani şunu düşünmeyin, sadece dans, müzik öğrenmiyor çocuklara, adet öğreniyor. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bağlı cemaat, bu toplantıda bir kere eski yönetim kurulu görevi bitti. Hepsine tek tek, tek tek sizlerin adına huzurunuzda teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Yani seçilen arkadaşlarım da şöyle alayaklı herkes bir gene kapatayım el birlikle. Tamam. Kim var çeda? Yaşar abi. Muhterem. Yaşar. Başkanım ayağınıza çekiyor. Bir geriye kapatayım toplantını. Geldik. Olur mu canım? Hayır hayır eskilerle beraber hep bir geriye dedim. Hep bir geriye dedim. Eski, bundan önceki, bir önceki yönetimimizde bulunan Nurdan kardeşimizge, Kadir kardeşimizge ve Ramazan Ağıl kardeşimizge bizim de gelev olup çalışmalarından dolayı, emeklerinden dolayı kestlerine şükranlarımı, teşekkürlerimi sunarım. Canlı yönetimde koşulan Yaşar abige, Kadir abige ve Faruk Kaya kardeşimizge de başarılar dileğime. Hep bir gereği sizlere, sizlere layık olmasını istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Sağ olun. Toplantımız bitmiş. Hayırlı olsun. Allah Allah. Nazan koş.
hasta servisi. Şenol. Mahkeme geldiniz, hep bayanlar bir cevap olmaz. Evet, mahkeme geldiniz. Gel, gel. Hadi şöyle yan yan dönelim. Karayı, karayı sıra bak. Hayırlı olsun. Allah'ım olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Şimdi röportaj yapacağım. Buraya bak, kayıt yerine şey yapacağım. Tamam. Musa abi, Kuzey Kafkas Karaçay Makar'dan yönetim kurulunu bitirdi. Tekrar sizinle devam kararı aldı. Öncelikle tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. 2016 yılının Karaçay Kafkas'ın hayırlı olsun diyoruz. Neler söylemek istersiniz? Benim kulluk milletimize, cemaatimize hayırlı olsun. Biz 20 aydır bu görevdeydik. Her iki yılda yaptığımız bir genel kurulla biz 12. olağan genel kurulumuzu yapıyoruz şu anda. 11. olağan genel kurulda biz yönetime gelmiştik. Yönetim kurulu olarak çok güzel bir çalışmalar yaptık. Bunu da cemaatimiz de görüyor. Onların da tasdiklerle, onların da dilek ve temennileriyle, onların da işaretleriyle tekrar yönetime seçilmiş oldum. İyi ki yıl daha cemaatimize hayırlı işler, iyi işler yapmak üzere yeni yönetim kuruluyla çalışmalara başlayacağız. Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun cemaatimize, hepimize hayırlı olsun diyor. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.